geçenlerde demir atomundan bahsetmiştim. Demir atomunun hücre için, insan vücudu için ve diğer canlılar için çok elzem olduğunu, mutlaka DNA'nın faaliyetleri için gerekli olduğunu ve hücre zarının o yüzden de alınması gerektiğini, fakat bunun yanı sıra da çok çok tehlikeli bir molekül olduğundan bahsetmiştim. Serbest halde bulunduğunda ciddi şekilde hücreyi öldürecek, ortadan kaldıracak kadar güçlü olduğunu, bu yüzden de hücre içinde müthiş bir koruma sistemiyle korunduğundan bahsetmiştim. Ve şunu anlatmıştım, kısaca özetleyeyim. Bakteriler dışarı özel moleküller salarlar ve bu özel moleküller demirleri çeşitli yerlerden, demir moleküllerini çeşitli başka moleküllerin arasından alıp kaçarak bakteriye götürürler. Bakteri demir ihtiyacını bu şekilde karşılar demiştim. Fakat burada üzerinde durmamız gereken konunun da o kadar tehlikeli bir molekülü bakterinin nasıl geri içeri aldığı konusuydu demiştim. Fakat bu geçişi anlatmamıştım. Şimdi bu geçişten bahsetmek istiyorum. Tehlikeli bir molekül bakterinin dışında, bakterinin içine nasıl girer? Şimdi bildiğiniz gibi bakteri çok özel bir hücre zarına sahiptir. Çift katmanlıdır bu hücre zarı. Dışarıdaki maddeleri içeri alır fakat ikinci bir zardan da aynı şekilde geçmesi gerekir. Tıpkı insanlarda, ökaryot canlılarda olduğu gibi yine onlarda da, prokaryotlarda da seçici geçirgendir. Dolayısıyla gelecek olan şeyi eler, özellikle belirler. Acaba hücrenin ihtiyacı var mı, tehlikeli mi, değil mi? Ona göre içeri alır, gerekli önlemleri alır. Bakın burada bir bakteriden bahsediyoruz, bakterinin içindeki proteinlerden bahsediyoruz. Buna göre tedbir alır ve buna göre içeri alır. Eğer uygun değilse almaz, tehlikeli görürse almaz. Demir tehlikelidir. Bunu nasıl alır? Şimdi dış zarda, önce dış zarda sadece demiri tanıyacak özel algılayıcılar vardır. Bakın yine ben ara ara hatırlatmak istiyorum. Biz bakteriden bahsediyoruz. Evet. Yani demiri tanıyacak bir proteinin olması mucizedir. Vücudumuzda bizim çok protein var ama hepsi demiri ayrıştıracak yeteneğe sahip değil. O hücre zarının üzerinde sanki bakteri bunu bilirmişçesine sadece demir tanıyacak protein yerleştirir. Biz buna FEPA, yani FEPA proteini diyoruz. FEPA proteinleri bunu tanıdıktan sonra der ki bu demir, bunu içeri alabiliriz. Fakat çok özenli almamız gerekiyor çünkü çok tehlikeli. Bu bütün sistemi mahvedebilir, öldürebilir, bakteriyi yok edebilir. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. İşte o yüzden bu demir molekülünü sarar, ilk kapıdan geçerken gerekli tedbirler alınır. O alıcılar bunun var olduğunu ve gerekli tedbirler alınması gerektiğini bilir. O yüzden birinci zarla ikinci zar arasında yine korumayla ilerlemesi gerekir. O koruma ikinci bir protein üzerine kalır. O da FEB proteini adı veriliyor. O sadece ara aşamada, iki zar arasındaki aşamada geçişi sağlar. Ama farkındaysanız daha henüz demiri hiçbir zaman başıboş bırakmadılar. Evet. Çünkü biliyorlar yani demir başıboş bırakılırsa çok tehlikeli. Bu arada iç zar sürekli enerji üretir. Enerji üretmek ona aittir. Orada enerji üretilip ATP'ler, yani enerji parçacıkları sürekli dışlara gönderilir ki o iletim, yukarıdan aşağı iletim gerçekleşebilsin. Bu arada ayrı bir akıl orada proteinde, bunu da söylemek gerekiyor, bakteride pardon. Demir ihtiyacı olduğunda biraz önce bahsettiğim demir içine alan FEPA proteinleri çok fazla üretilirler. Dış zara çok fazla yayılırlar. Böylelikle dışarıdan gelen daha fazla demiri içeri alabilirler. Demir ihtiyacı olduğunda. Demir ihtiyacı olmadığında onlar sakin dururlar. Bu olağanüstüdür. Şimdi iç zarda da yine FEPC ve FEPBD proteinleri var. Onlar da gelen demiri orada karşılarlar. Kapıları açarlar. Kapılar açmaya uygun mu değil mi onu tespit ederler. Orada bir tehlike var mı, demir başıboş kalmış mı, zarar verecek mi onu tespit ederler. Ve eğer durum müsaitse o zaman kapıları olduğu gibi açarlar ve demir içeri girmiş olur. Fakat bütün bu aşamalarda demiri kollayan, gözeten ve başıboş kalmasını engelleyen bir taşıyıcı vardır. Mutlaka yanında bir taşıyıcı ile ilerler demir. Hücre içinde de taşıyıcı vardır. Hücre içinde saklandığı, demirin saklandığı özel bir bölme vardır. Bunu birazdan anlatacağım. Fakat burada tekrar hatırlatalım. Hücrenin aklı yoktur. Bakterinin aklı yoktur. Dışarıdan bir şeyi tespit edip alıp onu tehlikeli olduğunu bilip tedbir alacak yöntemleri yoktur. Bunu yalnızca ve yalnızca Allah'ın ilhamı olduğu için anlatıyoruz burada. Dışarıdan böyle bir sistemi, sadece proteini, bakın bu hayvan da değil bir, tabii. Yani hayvan olsa da çok çok garip ama bu hiçbir şey değil yani. O manada tabii. Proteinden bahsediyoruz. Tabii. Proteinin aklı olması Rabbimizin yüce aklını yüceltmek maşallah için başlı başına yeterli maşallah.